Efendim Samsun'un nabzı ikinci bölümüyle işte Samsun bölümüyle devam ediyor. Bu akşam özellikle dünyada çok yaygın olmasına rağmen, Avrupa'da çok yaygın olmasına rağmen, belki Türkiye'nin de metropollerinde yaygın olmasına rağmen Samsun'da çok da bilinmeyen bir sektörün temsilcisiyle, yapı yönetim şirketlerinin çok genç bir yöneticisiyle sizle birlikte olacağız. Sevgili Suat Sandalcı, hoş geldin. Hoş Suat. bulduk efendim. Şimdi, anonsda da söylediğim gibi, belki dünyanın birçok yerinde, bundan 25 yıl, 30 yıl öncesinde hayata geçirilmiş evet. bir uygulama, Türkiye'de de yavaş yavaş kendisine yer bulmaya başladı. İstanbul'da, metropollerde hayata geçirilmiş yaygınlıkta uygulamalar var ama Samsun'da sanıyorum 3 ya da 4 tane bu alanda faaliyet gösteren e, hizmet veren firma var. E, bu alanı tanımak istiyoruz ağırlıklı olarak. E, bu kadar genç yaşta böyle bir e, işin olmazsa olmazlarından bir tanesi bu girişimciliğe sahip oluyor olmandan dolayı da seni tabii kutluyorum. Teşekkür ederim. 32 eriz. yaşındasın. İzleyiciler programın sonunda e, bu konudaki birikimini de e, öğrenmiş olsunlar istiyorum işin açığı. Bunu konuşalım e, istiyorum seninle. Evet. Ama öncesinde bize Suat Sandalcı nasıl bir hayat yaşadı? 32 yaşın içerisinde neler sığdırdı? Sonrasında çok da Samsun'da cesaret etmek çok kolay olmayan bir alana nasıl kendisini motive etti? Bunları bize anlatmanı istiyorum sevgili Suat. Evet efendim. Öncelikle şahsınıza ve Haber Akilisi Televizyonu'na teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım. Kabullerinizden ve teşviklerinizden Estağfurullah. ötürü. Tabii aynı zamanda pazar gecesi yaşanan hadiseyle ötürü, saldırıdan ötürü Türk milletimizin ve devletimizin başı sağ olsun. Allah ebedi hayata göç eden vatandaşlarımızın mekanını cennet eylesin. Ben Suat Sandalcı olarak Yakında Üniversitesi Kıbrıs mezunuyum Uluslararası İlişkiler. Kıbrıs'tan günümüze uzanınca 2009 senesinde Samsun'a tekrar geri dönüş yaptık mezun olunca. Ama onun öncesinde bir İstanbul deneyimi var galiba. Tabii tabii. İstanbul'da e, kurumsal firmalarda hizmet verdik. Orada daha çok tecrübelenmek adına çalışmalar, sunumlar hazırladık. İnsan görmedikçe, yaşamadıkça bazı verileri elde edemiyor. Tecrübe edemiyor en azından. Yani. Tabii ki. Bizim ideallerimiz Türk milletinin evlatları olarak her zaman vatana ve millete yararlı olma yolunda halkımıza hizmet etmeliyiz. Evet. Öncelikle bu ideolojiyi beynimize kazıyan büyüklerimize değerli halkımıza teşekkür ederiz. Ben Samsun'da bu işi hayata sokarken tamamıyla hizmet odaklı, dürüst bilinçle nasıl şeffaf bir iş edinebiliriz gençlik adına kat maliklerimize ve vatandaşlarımıza düzgün duruşumuzu onlara hizmet ederek göstermeye istedik. Peki ama nereden aklınıza geldi? Yani daha doğrusu yapı yönetim deyince bizim ne anlamamız gerekiyor? Yani birçok yerde belki bu gündeme evet. getiriliyor ama 8 kişi, 10 kişinin ya da 15-20 tane dairenin olduğu bir Apartmanda bizim kendi işlerimizi yürütmemiz mümkün deyip bu işin üstesinden gelmek belki mantıklı olabilir ama dünyadaki örneklerine baktığımız zaman bu iş öyle çok da amatörce yapılabilecek bir iş olarak karşımıza evet. çıkmıyor. Bu işin tarihsel gelişiminden biraz konuşalım. Bu iş dünyada, Avrupa'da nasıl gerçekleşiyor? Metropollerde, İstanbul'da Tabii ve Ankara'da ki. nasıl gerçekleşiyor? Bize biraz bunlardan bahsedin. Şimdi e, değişen dünya koşullarında, biliyorsunuz ki toplu yaşam alanları artık kentsel dönüşüm projelerinde artık toplu yaşam alanları, rezidanslar, iş merkezleri büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Evet. Dolayısıyla bu toplu kalabalık yaşam alanlarında komşuların kat maliklerinin yöneticiliği üstlenmesi tamamiyle profesyonelliğin dışında yapılan e, bir hadisedir. Biz Avrupa'da Öncelikle bu sistem, profesyonel yapı yönetim hizmeti sektörü Almanya'da başlayıp Amerika'da devam, etmiş. devam eden ve aynı zamanda neticesinde biliyorsunuz ki her şey ilk önce Avrupa'da denilir ve bizim günümüze gelir. Bu anlamda İstanbul yapı yönetim anlamında yüksek rezidanslarda, kalabalık toplu yaşam alanlarında büyük etken. Dolayısıyla komşuluk ilişkileri bozulmuyor. Ve hizmet profesyonel anlamda bir sitenin, bir iş merkezinin hizmetleri sağlıklı şekilde ilerliyor. Peki bu yani aslında bu kadar zor bir şey midir ki e, o binada, iş merkezinde e, ya da sitelerde yaşayan, büyük sitelerde toplu e, konutlarda yaşayan insanlar bu işleri tek başlarına bunların üstesinden e, gelemiyorlar mı ki? Yapı yönetim şirketlerini burada profesyonelce e, ne diyelim istihdam ediyorlar. Sinan Bey, şöyle açıklayayım size. Samsun'da bizim yönettiğimiz sitelere baktığımızda ben sadece şu düşünceyle ilerliyorum. Benim hizmet verdiğim hedef kitle insanlar. Dolayısıyla ben o sitelerde oturmuyorum. Yani ben herkese aynı eşit uzaklıkta olmak zorundayım. Evet. Ben yaptığım sunumlarda ekibimizle birlikte bizim burada komşumuz yok. Biz statü farkı gözetmeksizin Herkesi herkese eşit uzaklıkta olmak yani. zorundayız. Evet. Bunu uygulamazsanız şirket de olsanız, orada oturan bir kat maliki de olsanız düzgün hizmet veremiyorsunuz. Yani duygusal davranmak kesinlikle davranmak mı söz konusu olabilir? Zaten hizmet sektöründe, ticaret sektöründe günümüzde duygusallık her zaman ikinci plandadır. Önemli olan hizmet vermek. Bu hizmeti verirken fayda kime? Yapmak. Tabii ki kime ne faydamız dokunuyor? Bunların temellerini aramak. Yenilikçi olmak zorundayız. Neler yapıyorsunuz mesela? Yenilikçi olmak adına bu sektörde faaliyet gösteren firmalar neler yapıyorlar? Yani e, nelerle uğraşıyorsunuz? Hangi konulara e, parmak basıyorsunuz ve iyileştirmeye, geliştirmeye çalışıyorsunuz? Ne anlamamız gerekiyor? Yapı yönetim şirketi deyince faaliyet alanlarını bize anlatın dediğimiz zaman ne söyleyebilirsiniz? Yapı yönetim şirketi bildiğiniz üzere şu anda sitelerde, iş merkezlerinde genel kurullar düzenleniyor. Evet. Bu anlamda biz, şirketimiz ve şu andaki mevcut yapı yönetim şirketleri bir işletme projesi hazırlar. Bu işletme projesi. Tabii ki işletme projemizi açacak olursak Evet. Tamamıyla bir genel kurula katılmadan önce o sitenin ve iş merkezinin fizibilite çalışmasını yapıyorsunuz. Yani tabii ki o sitede çalışacak personellerin maliyetleri, bakım Biliyorsunuz ki asansör bakımı, çiller bakımı, kazan dairesi bakımları, merkez sistem bakımları. Özetleyebilirsek tüm bakımların gider masraflarını, elektrik faturalarının ödenmesi, su faturalarının ödenmesi. Bunlar işin doğalgaz faturalarının ödenmesi. Tabii ki bunlar bütçenin en sağlıklı şekilde kullanılması adına size yetki veriyorlar ve siz genel kurullara katılıyorsunuz. Dolayısıyla bu genel kurullarda bizim inandığımız bir şey var. Yenilikçilik adına. Biz hiçbir zaman olduk demedik her zaman gençlik olarak Samsun'umuza, Karadeniz'e ideallerimiz çok büyük. Bu sistemi Samsun'da ve Karadeniz'de inşallah Allah o gücü verirse geliştirmek, oturtturmak istiyoruz. Tamamıyla paraya odaklı bir zihniyet içinde olmayacaksınız bunu yaparken. İlk önce hizmeti düşüneceksiniz. O yüzden e, biz mesela şu anda mevcut yönettiğimiz iş merkezi var. Şu an onun çatısı altındayız. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Biz bu iş merkezine işlet genel kuruluna teşvik ederken teşvik ederken İstanbul'a gittik. İstanbul'da ikiz kulelerimiz mevcut. Bu ikiz kulelerimizde ders gördük. İki ay boyunca staj gördük. Neden? İşi bildiğimizi biliyoruz ama bize büyüklerimiz ve oradaki yönetim kurulu başkanları ivmemize ne katabilir? Evet. Bunun temellerini aradık ve e, özellikle sitelerde ve iş merkezlerinde hayata geçirdik. Neler yapıyorlar? Mesela orada e, buradakinden farklı olarak e, orada bu iş nasıl algılanıyor metropollerde? Yapı yönetim hizmetlerinin içerisinde neler giriyor? Biraz önce bahsettiklerinizin dışında başka neler yapıyorlar? Şimdi e, İstanbul'da büyük metropolleşen şehirlerde güven, şeffaflık konusuna değinince tamamıyla zaten yapı yönetim şirketlerine devrediliyor. Peki bunun içerisinde güvenlik var mı? Tabii ki. Güvenlik, yani güvenlik hizmetleri veriliyor. Başka hangi hizmetler Güvenlik veriliyor? Güvenlik hizmetlerimiz veriyoruz. Site görevlisi hizmetlerini veriyoruz. Tüm personelin tedarik anlamında biz gerçekleştiriyoruz. Tabii bunları seçerken personel, insan kaynaklarımız sağlıklı şekilde ilerlemeye özen gösteriyor. Evet. Bizde eş, dost, akraba vesaire ilişkileri hiçbir zaman olmamıştır. Zaten şirketimizin prensibinde bizim işimize ve kat maliklerine nasıl fayda sağlayabilecek statüde insanları seçiyoruz. Tabii ki insanlar dört dörtlük olmayabilir. Seminerlerimiz, onlara kurslarımız, site görevlisi olarak deyip geçmeyelim. Çünkü kat maliklerinin evlerini, barklarını emanet edebileceği insanlar. Dolayısıyla herkes e, bu işin ahbabı olmayabiliyor. Biz elimizden geldiğince şirket prensibimizle birlikte bunları sevgili kardeşlerimi Sitemize, toplu yaşam alanlarına en güzel düzeyde çalışma olanakları veriyoruz. Hı hı. Bu şekilde özetleyebiliriz. Ee, peki İstanbul'da bu sistemin hayata geçirilmesi ne kadar yaygınlıkta şu anda bir, 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 somut bir veri var mı acaba? Şu anda e, İstanbul'da zannediyorum bir 60'a yakın firma var. 60'a yakın, evet, 60 yakın firma var. 60'a yakın firma var. Bu firmalar kaç firmanın... kişinin çalıştığı bir sektör yani Türkiye'de bu alan öyle söyleyelim. Yani özellikle 300 400 kişilik şirketler bunlar. Öyle mi? Tabii ki. Şimdi biz Samsun'umuzda tüm departmanlarımızda bunları oturtmaya çalışıyoruz. Biz insanların şeffaf yönetimin amacını ideal insanların amacını halkımıza göstermek istiyoruz. Pahalı bir şey mi peki? Yani yapı yönetim şirketi ile anlaşmak isteyen, çalışmak isteyen iş merkezleri ya da siteler bu hizmetler karşılığında yüksek bedeller mi ödüyorlar? Yoksa program öncesinde de konuştuğumuz gibi işte daire başına 8 TL, 10 TL, evet. 15 TL gibi rakamlarla bu işlerin üstesinden gelebiliyorlar mı? İnsanlar, halkımız, hedef kitle tabii ki profesyonel yapı yönetim şirketinin devrinde akıllarında bu soru işaretleri olabiliyor. Aslında yüksek maliyetler ödemeden yönetimin nasıl yapılacağını göstermek istiyoruz zaten. Evet. Dediğiniz gibi rakamlar evet. Biz bir toplu yaşam alanlarında 100 dairelik bir site düşünün. Şu an yönettiğimiz sitelerin kapasitesi zaten 100'ün altında olmuyor. Tabi gelen talepleri değerlendiriyoruz. Merkezi sistem ve bireysel sistem diye iki çeşitte yönetim tarzımız var. Onu da biraz açar mısın nasıl oluyor bu? Merkezi sistemle yönetilen sitelerde firmalar doğalgaz sistemini okumayla ücretlendiriyor. Biz herhangi bir firmadan, herhangi bir çözüm ortağından destek almadan tamamıyla bizim mekanik uzman arkadaşlarımız merkez sistem okumalarını düzenli şekilde yapıyor ve aynı zamanda faturamız geldiğinde bu faturalar küçük miktarda faturalar olmuyor bu faturanın formatına müdahil olamazsınız. Dolayısıyla merkez sistem, embas modülle kazan dairesine bağlanan, tamamıyla bilgisayar sisteminde okunması gereken ve yakıtımızın merkez sistem anlamında adil olarak insanların kalorimetrelerinden geçen ısı değerlerinin tam olarak Tam olarak Bu önemli bir sorun mesela. Yani birçok iş merkezinde ve sitelerde bu konuyla ilgili İhtilaflar yaşandığını biliyoruz. Tabii, Demek tabii. ki e, bu faydayı siz bu profesyonel hizmeti vererek e, bu konudaki ihtilafları ortadan kaldırabiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki sonuçta e, mekanik bir sistem. Hata vermesi aşikar. Yapmamız gereken anında olaya müdahale edip teknik servis arkadaşlarımızın kalorimetrelerimizi, saatlerimizi o anda hatayı tespit ettiğinde garanti kapsamında firmaya göndermek ve doğru yakıt miktarının kat maliklerine sunulmasıdır. Dediğim gibi konuşmamızın başında benim orada komşum yok. Üzerimizde vebal var. Dolayısıyla şirketsiniz. Hata yapma şansınız yok. Hele ki Samsun'da bir defa hata yapabilirsiniz. Hizmet sektöründe faydalı olmak istiyorsanız adil, herkese eşit uzaklıkta ve şeffaf yönetim. Evet. Peki organizasyon yapınızı nasıl oluşturuyorsunuz? Yani e kaç kişiyle bu çalışmaları hayata geçiriyorsunuz? Şu anda Samsun'da bizim şirketimiz 15 kişiyle hizmet veriyor. Tabii ki bizim ailemiz 15 kişiyle sınırlı değil. Şu an sitelerimizde 50'ye yakın site görevlisi arkadaşlarımız var. Sizin bir şey e, organik, inorganik de olsa bağı olan, tabii sizin ki. yönetiminizde olan Tabii ki. Ticaret, performansı ya da e, performanssızlı size yansıyan kişilerden bahsediyorsunuz. Tabii ki. Biz bir çarkız. Bu çarkın birer halkalarıyız. Dolayısıyla 100 kişilik şirketimizde bir kişi işini doğru yapmıyorsa hepinize o, yani o bir sistemde bir hata vardır. Dolayısıyla hemen anında olaya iştirak edip gerekli onarımı yapıyoruz. Şimdi işte Samsun programının formatında daha çok Samsun'da faaliyet gösteren üretici firmaların, bazen işte sizin gibi özel hizmet veren firmaların organizasyon yapısını gelecekle ilgili ortaya koydukları performansı, şu an mevcutta işlerini nasıl yaptıklarını konuşuyoruz. Sizde de bu anlamda bir sohbet gerçekleştirelim aslında istedik. Bir de Samsun'da, milyon kentlik bir Samsun'da 3 ya da 4 tane firmanın bu işe cesaret ettiğini ve bu iş için gayret gösterdiğini öğrendik. Dikkatimizi çekiyor bu. Bu anlamda bu konudaki bilgilendirmeniz belki programı izleyen insanlar açısından dikkat çekici olabilir. Özellikle eee turizmle birlikte yani Samsun'un gelecekteki vizyonun içerisinde turizm altyapısının çok yoğun yaşanacağını görüyoruz. 2017 Iskit Bengeller Olimpiyatına hazırlanan bir evet. Samsun. Evet. E, gittikçe yıldızı parlayan bir hale gelmeye başladı. Doğal olarak buna benzer <laughs> hizmetleri satın alacak e, talepler de zaman içerisinde canlanacak öyle görünüyor. Evet. Eee daha olarak bu konuda kararsız kalmış ya da bu işi acaba daha iyi nasıl yönetebiliriz diyen site yöneticileri ve bu programı ilgili izliyorlar diye düşünüyorum. Onların da sorularına cevap olabilsin istiyorum evet. sizin söyledikleriniz. Peki <laughs> siz e, uygun işe bunu üreticilere de soruyoruz, sanayicilere de soruyoruz. Evet. Eleman seçerken uygun işe uygun kişi nasıl buluyorsunuz? Bir insan kaynakları departmanınız mı var yoksa birebir görüşmeleri siz mi yapıyorsunuz? Nasıl seçiyorsunuz işe uygun kişiyi? İnsan kaynaklarımız tamamıyla tabii ki bu işi site görevlilerinin geneli biliyor diye bir kaide yok. Sonuçta insan kaynaklarımız sağlıklı bir şekilde en son karar merci olarak bize CV'lerimizi getiriyorlar. Hı hı. Biz bir kişi işi bilmeyebilir. Kendisine vereceğimiz kurslarla onun eğitim tabii ki, almasını tabii ki. Sağlıyorsunuz. Onun eğitim almasını sağlıyoruz. Bir site görevlisinin servis saatleri, çalışma prensibini düzenliyoruz. Her işte öncelikle acemilik vardır. Şu an ben 3 yıl önceki halimle şimdiki halime bakıyorum. Daha neler yapmam gerekir diyorum. İnsan bilgi, beceri, istek olduğu sürece Kendisine küreselleşen ait. dünyada güzel Samsunumuzda her şey yapabilir. Evet. Bu olanaklar tüm gençlikte var. Şu andaki yapı yönetim firmaları. Herkesin bir ideali var. Kendilerinin de bir ideali var. Burada X firmasını, Y firmasını ayıran tek özellik var. İstek, o beceri, bilgi. Evet. Yetkinlik alanlarını bunlar oluşturuyor tabii. Ee, peki, siz çalışanlarınızla nasıl iletişim kuruyorsunuz? Ne kadar sıklıkla bir araya geliyorsunuz? Sürekli... Sizi diğer firmalardan ayıran... Öne çıkaran bir özellik var mı, öyle söyleyelim yani? Şöyle söyleyeyim, e, biz yöneticiyiz, şirketin e, idolü olarak gözüküyoruz. Reklam yüzüyüz, çalışanıyız. Biz hiçbir zaman patron olmadık, olmayacağız. Hiçbir zaman koltuğa oturduk, oradan kalkmayacağız diye bir kaydı yok. Biz her gün sitelerimizi, projelerimizi denetliyoruz. Hı, onu merak ediyorum, nasıl geçiriyorsunuz bir iş gününüzü? Mesela şöyle özetleyeyim, e, şahsım ve şirket yetkililerimiz sabah erken saatlerde evinden çıkar gece saat 12'ye kadar çalışır 12'de evinde istirahat etmek isterken her an bir telefon girebilir 7-24 saat hizmet vermek zorundasınız. Şirket yani görüldüğü kadar kolay bir sektörden bahsetmiyoruz aslında. Tabii ki tabii ki sonuçta bir hizmet satın alıyorlar kat malikleri iş merkezindeki ofis sahipleri amacımız onların sabahleyin temiz bir ortamdan akşam temiz bir ortama gelmesi Samsunumuz Atakum Atakent Kurupelit yüksek derecede rüzgar alan yerler evet sonuçta imar planına bakılınca Kentsel olarak yerleşim alanlarına bakılınca artık yukarıya doğru sitelerimiz, iş merkezlerimiz yükseliyor vaziyette. Evet. Özellikle Yakında, Atakum'da bu e, konut sayısı çok süratli bir şekilde artıyor evet. ve sadece Samsun'da yaşayanlar değil, Samsun civarındaki illerden de bir e, çekim merkezi haline dönüşüp insanların orada konut edindiklerini görüyoruz. Atakum'a baktığımızda sürekli göç alan bir şehir, ilçe. Dolayısıyla artık insanların yüksek mimarili, düzgün mimari edilmiş toplu yaşam alanlarına ihtiyaçlar oluyor. Dolayısıyla bizim işlerimiz ne kadar çok mimari yapı yapılınca bizim işlerimiz o kadar hızlı ve atak oluyor. Anladım. Peki ne kadar sıklıkla size bu işi e, delege eden yöneticilerle, Kat malikleriyle, iş merkezi e, yönetim genel kurullarıyla bir araya geliyorsunuz ve değerlendiriyorsunuz performansınızı, eksiklikleri. Tabii ki. Şimdi e, Sinan Bey, kat mülkiyet kanununa göre yılda iki defa genel kurul düzenlemek zorundasınız. Evet. Bir denetim kurulu seçiyoruz, genel kurulda katıldıktan sonra. Her siteden biz yönetim kuruluyuz. Yönetim, yönetim kurulu başkanlığındayız ama bizi denetleyen de bir kısım var, bir mekanizma var. Tabii, bu. Mekan mekanizma var. Tabii evet. ki. Bu bu kısım bizi her ay denetler, giderlerimize bakar, yaptığımız harcamalara bakar. bakar. Çünkü biz zaten bunu istiyoruz. Lakin özellikle yenilikçi dedik ya, biz İstanbul'da bir web sitesi yaptırdık yüksek maliyetlerle. Amacımız sadece insanlar bizi evlerinde otururken denetleyebilsin. Hı hı. Bunu nasıl başarıyoruz? Sinan Bey siz oturduğunuz sitede. Genel kurula katılıp aldığımızdan sonra size bir üye şifresi veriyoruz. Dolayısıyla bu üye şifresiyle gündüz yapılan tüm giderler, Faydetler. bankadaki hareketler tamamıyla internet sistemimize odaklı, veri tabanlı evinizde otururken laptopunuzu, bilgisayarınızı açarak üye şifrenizle dairinize girebiliyorsunuz. Evet. Bu işimiz tamamıyla ekonomi Çok güzel. muhasebe Mantıklı. kısmı. Hı. Yani bu inovasyon işte yenilikçilik böyle bir şey. Tabii ki. Fark yaratmak için böyle bir şey kullanıyoruz diyorsunuz. Evet, evet. Çünkü e, yine de ona bağlı kalmıyoruz. Yani ben e, tüm kat maliklerimize diyoruz. İstediğiniz zaman bizi ziyaret edin. Zaten de o şekilde ilerliyor. Dosyamızı da açıyoruz. Ve internet sitesine şeffafça bilgilerimizi paylaşıyoruz. Hı hı, hı. Bu olmazsa olmazımız. Üstümüzdeki vebali ne kadar çok şeffaflık da yapabilirseniz... ...hizmet sektöründe ticaret hayatında iyi bir örnek olabilirsiniz bu şekilde ilerlerseniz. Biz İstanbul'da seminerlere katılıyoruz. Her ay seminerlere gidiyoruz. Ankara'da seminerlere katılıyoruz. Daha güzel, daha yaşanabilir bir toplu yaşam alanı inşa etmek adına bu bilgi ve becerileri kendinizde bulundurmalısınız. En önemli şey istemeniz, arzunuz, idealiniz. Bizim bu işi Samsun'da İdeal olarak geliştirme amacımız tamamıyla hizmetimizi Karadeniz'de, Ordu'da, Trabzon'da, Rize'de hayata geçirmek. Abi yani geleceğe dönük planlarınızın içerisinde sadece Samsun'la odaklanmıyorsunuz, bu bölgede de benzer çalışmaları hayata geçirmek istiyorsunuz. Tabii ki. Talep var mı peki orada bu iş canlı mı? Yani Samsun, peki Samsun umduğunuz gibi. E, Oldu mu diyelim? Yani planladığınız gibi bir parite ortaya koyarsak, iş merkezi ya da site anlamında baktığımız zaman ne kadar bir büyüklük var ve bu büyüklüğün ne kadarı şu anda yapı yönetim şirketlerinden hizmet alıyor? Şu anda Samsun gittikçe gelişen mimari yapısıyla yükselen iyime kazanan bir şehrimiz, Hı. Karadeniz Karadenizimizin en güzel şehirlerinden birisi. Evet. Dolayısıyla burada aslında 3-4 tane yapı yönetim şirketi diyoruz ama daha çok ihtiyaç olacaktır. Sonuçta Doğru. ortada bir pasta var. Evet. Bu pastanın büyüklüğü ne kadar? Yani atıyorum 20 tane iş merkezi ve 150 tane sistemi var. Ya yani Böyle çalışmalar yaptınız mı? Var mı elinizde böyle veriler? Şimdi, ve ne kadarıyla yapı yönetim şirketleri çalışıyor şu anda? Şöyle söyleyeyim efendim. Şu anda verilere bakılınca 600 civarında, 700 civarında toplu yaşam alanları var site anlamında. Evet. Ve Samsun'umuzda iş merkezi anlamında 3 ya da 4 tane iş merkezi var. Şu anda Samsun ihtiyaç olarak tabii ki nasıl biz yenilik istiyorsak Samsun'umuzda yeniliğe ihtiyacı var. Bu olanaklar var. Büyüklerimiz de bunlar için çalışmalar yapıyorlar. Belediye başkanlarımız. Tabii ki bu çark meselesinde Kamu alanlarından aldığımız destek paha biçilmez. Belediyelerimizden aldığımız destek paha biçilmez. Nasıl oluyor? Oradaki ilişkiler e, nasıl gelişiyor? Yani atıyorum 100 tane komutun olmuş olduğu bir sitede e, birbirinden farklı seslerin belediyeden bir konuyla ilgili talepte bulunması mı rentable? Yoksa o siteyi temsil eden bir yöneticinin, yapı yönetim şirketi yöneticisinin gidip, Oradaki sorunları o 100 kişi adına konuşuyor olması mı daha rantı bu? Bu belediye açısından çok daha böyle kolay bir zemine mi oturuyor doğal olarak? Şöyle açıklayayım efendim. Samsun'umuzun belde belediyeleri bir kişi veya 100 kişiye de açık olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz sitenin yönetimini alırken sadece sitenin duvarları etrafındaki alanın ve içerisinin sorumluluğunu üstlenmiyoruz. Özellikle şahsım ve ekip arkadaşlarımız bir sitenin yönetimini devraldıktan sonra şöyle dışarıdan kamu yolundan bir siteye bakarız. Sitemizin ne ihtiyaçları var? Yol, elektrik, kaldırım, kamu alanı, cami, aydınlatma atıyor. Okul. Evet. Bunlarla alakalı güzelleştirmemiz adına belediyelerle istişare yapıyoruz. Taleplerimizi Tabii ki katmaliklerin sesi olarak iletiyoruz. Onlarla birlikte daha doğrusu istişare ettiğiniz konuları Tabii ki. olgunlaştırıp yerel yöneticilerle masaya yatırıyorsunuz ya da ki. tek bir ağızdan oturup konuşuyorsunuz. Tabii ki. Aynı zamanda şirketimiz, vatandaşlarımızın, kat katmaliklerimizin taleplerini her üç ayda bir düzenleyeceği anketlerle birlikte oradan istek ve görüşlerini kabul ediyoruz. Dolayısıyla onlar bizim elimizde yüksek derecede veriler olmuş oluyor. Bir daha söyleyin kat maliklerinden yani genel kurulların dışında o, o sitede yaşayan insanlardan belirli aralıklarla anketler yapıp evet. talepleri topluyorsun. Beklentileri ortaya koyuyorsun. Tabii öyle ki. Mi? Bizden ne derecede memnunlar? Belediyelerden istedikleri nelerdir? Sitelerdeki aksaklar nelerdir? Kendi özelleştirinizi Kat maliklerinin çerçevesinden bakmanız gerekiyor. Evet. Dolayısıyla artık kurumsallaşmak isteyen firmaların, şirketlerin aynaya bakması lazım. Peki zorluk yaşıyor musunuz? Bunları anlatmakta güçlük çekiyor musunuz? Yani e, bu teması ilk kurduğunuz zaman site yöneticileriyle, iş merkezleriyle e, bir defans oluşuyor mu? Yani bu işi e, hangi noktada sizinle tartışıyorlar ya da e, önemini e, atlayabiliyorlar? Nelerle karşılaşıyorsunuz? işinizi anlatmada ya da ikna etmekle insanları? Şimdi, e, tabii ki. Şimdi bir e, sonuçta satış politikası uyguluyorsunuz. Evet. Bu satış politikası nedir? Artık günümüzde insanların en değerli varlıklarından birisini istiyorsunuz. Hizmet vereceğim ama karşılığında para alacağım diyorsunuz. Evet. Dolayısıyla kat malikleri istedikleri hizmeti almak istiyorlar ama e, şirket olarak da talep ettiğiniz ücretin en üst düzeyde hizmet verme fikrini kendinizde oluşturmanız lazım. O köprüyü kurduktan sonra artık kat malikleri şunu diyor. Evet ben komşumla kötü olmuyorum. Bakımlarım düzgün yapılıyor. Aydatlarım, merkezi sistem, doğalgaz sistemi, ısı paralarım düzgün toplanıyor. Ve ben sabahleyin sistemden, iş merkezimden çıkarken komşumla ofis sahiplerimle güler yüzlü konuşabiliyorum. Dolayısıyla kat malikleri komşusuna söyleyemeyeceği, rahatsız edemeyeceği her türlü ihtiyaçlarını, isteklerini bize ve çözüm merkezimize iletebiliyorlar. Dolayısıyla kat maliklerinin istediği ortada hizmet, şeffaflık ve adil bir yönetim şekli. Evet. Hukuk süreçleri, muhasebesi teknik ve mekanik anlamda ilgilenme, ilgilenmeler. Dolayısıyla o statüde biz statü farkı gözetmeksizin hizmet verirken tamamıyla hukuki süreçlerde kat maliklerimizin komşuların, komşularının açısından sorumluluklarının yerine getirmeyen kat maliklerimizin işlemleri uygulanır. Aslında hukuksal boyutta biz şirket politikamız olarak tamamıyla her zaman ilk önce nezaket kurallarını uygularız. Dolayısıyla bizim başkasının hakkını başka bir komşuya yedirtme gibi bir inancımız olamaz. Eğer iyi hizmet verdiğinizi düşünüyorsanız dolayısıyla o kat malikine uzaklıkta olduğunuz kadar diğer kat maliklerinde uzaklıkta olacağınızdan gerekli işlemleri şirket avukatımız başlatmak zorundadır. Biz öyle mi yani karşılıklı yapmış olduğunuz diyelim site iş merkezleri ya da site yönetimleriyle bir sözleşme yapıyorsunuz. Bir tabii Bir sözleşme yapıyorsunuz. Doğal olarak aldığınız kararlar uygulanmak zorunda. Uygulanmak durumunda. İlişki problemi yaşadığınız zamanlar oluyor mu peki? Tabii Yaşamıyor ki. Şimdi e, tepki gösteren katmalikleri de oluyor. Ama biz saygıyı hiçbir zaman yitirmedik. Zaten kendilerinden hiçbir saygısızlık görmedik. Yitirmemesi de gerekiyor zaten. Yani kendini geleceğe taşımak istiyorsa bir firma. Tabii ki tabii. Ne ki. olduğunu anlaması gerekiyor öncelikle. Şimdi bir toplu yaşam alanlarında zaten %60'lık bir bütçeyle eğer %60 aidat ve giderlerinizi bütçenizi toplayabiliyorsanız o zaten sağlıklı bir bütçedir. Bir daha söyleyeyim bu önemli parite. Yani ne diyelim 100 haneli bir sitede sitede 60 hane düzgün aidat veriyorsa o site Sağlıklı bir bütçedir. Peki vermiyor mu? Yani o pariteyi koyduk. Demek ki performans kriteri. Evet. 100 tane dairenin 60 tanesi eğer bu konuda düzenli aidatını veriyorsa diyelim. Değil mi? Evet. Bundan bahsediyorsunuz. Ee, ne içeriyor bu aidat? İşte temizlikle ilgili giderleri değil mi? Tabii ki site görevlisi. İşte Orada görevlisi. hizmetlerimiz veriliyor. Güvenlik giderleri, bakım giderleri, giderleri, tüm faturaların ödenmesi. Ödenmesi gibi. Burada 100 konutun 60 konutu eğer sağlıklı ve düzenli bir şekilde ödeme yapıyorsa o sitede zaten sorun yok. Dur, Tabii ki. Peki olmayabiliyor mu? Yani aidat parasını vermeyen e, konut kat sahibi olabiliyor, biz. kat maliki olabiliyor mu? Oluyorsa da niye ödemiyorlar peki? Yani neyle karşılaşıyorsunuz peki, sektörün içinde olduğunuz için? Şöyle söyleyeyim. söyleyeyim size efendim. Şimdi profesyonel yönetim şirketleri burada devreye giriyor zaten. Şimdi giderimiz var, ve o giderlerin karşılanması gerekiyor. %60'ından siz gerekli ödenekleri almışsınız. %40'lık bölümünden alamamışsınız. Evet. Dolayısıyla profesyonel yönetim şirketleri o %40'lık bölümün kapsadığı alanı finans etmek zorundadır. Ha Bir dakika şimdi bu önemli bir konu. Yani burada e, o site için 100 haneli, 100 konutlu bir sitede e, bütün giderleri kapsayan 100 bin TL'lik bir gider varsa ve bunun da 60 bin TL'sini topluyorsanız ya da 60 TL'sini diye evet. geriye kalan kısmı işlerin yürümesi için siz Tabii finans ki. etmek durumunda mısınız? Tabii ki. Bunu sözleşmeye yazıyor musunuz? E, sözleşmeye yaz, yazmıyoruz. Hani bir karar defterine işlemiyoruz bunu ama kat maliklerimiz yeni yeni oluşumlarda artık yapı yönetim şirketlerinin alanlarını, hizmetlerini biliyor vaziyettedir. Ama çok kolay değil mi? Yani ben kötü niyetli bir, birisi olsam, bir kat malike, işte gelmiş bir doğalgaz gaz ya da güvenlik görevlisi giderini e, ödemesem bile onu ödeyecek olan bir yapı yönetim şirketi var deyip e, ipe un sermek gibi bir kötü niyeti içimde tutuyorsam ona karşı ne yapıyorsunuz? Yönet yani nasıl Şimdi, ediyorsunuz? E, nasıl ikna ediyorsunuz böyle olmaması gerektiğine? bu kişileri? Bu süreçte tamamıyla biz devreye giriyoruz. Personellerimizi kesinlikle görüştürmüyoruz. İkna etme kabiliyeti diye bir şey var artık günümüzde. Bilim ikna etme kabiliyeti. Bir artık, şekilde tabii. kat mülkiyet kanunlarını kat maliklerimize bildirmek zorundayız. Artık vatandaşın dairesi boş da olabiliyor. Dolayısıyla tepki gösterebiliyor. Hmm. Arkadaş ben dairede oturmuyorum. Siz şirketiniz olarak benden aydat, yakıt istiyorsunuz. Evet. Dolayısıyla tepkilerle karşılaşabiliyoruz. Ama kat mülkiyet kanunları eski bir kanun. Yalnız yasamızı avukatlarımız düzgün şekilde kanunlar ne hükümler geçiyorsa onları uyguluyor. Dolayısıyla biz 3. aydan sonra o %40'lık bölümünde ödeme yapmayan kat maliklerine hukuki süreçler başlıyor. Anladım. Tabii zaten siz... Herhangi bir sitenin sahibi olarak oraya gitmiyorsunuz. Dışarıdan Tabii o ki. genel kurulun ya da o sitede iş merkezinde yaşayan çoğunluğun sesi olarak yetkilendiriliyorsunuz, görevlendiriliyorsunuz ve onların adına hareket ediyorsunuz. Doğal olarak aldığınız kararlar aslında o çoğunluğun kararını da temsil etmiş oluyor. Peki, Suat Sandalcı 32 yaşında genç bir e, girişimci diyelim. Ben bu yönünüzü daha çok önemsiyorum. Teşekkür ederim. Ee, nereden aklınıza geldi? Yani e, bu alana yönelmek, başka alanlar var. Ulusal ilişkiler mezunusunuz. Evet. Bu alana fokuslanmak e, nereden aklınıza geldi? Başka bir alanda olabilirdi. Üniversiteyi bitirdikten sonra Atakum'da bir kamu alanında çalışmaya başladık. Dolayısıyla insanlar kişisel becerilerini kişisel varlıklarını keşfetebilirler. Ben İstanbul'da iş hayatına atılmak için buradan şahsım, evliyim, bir çocuk babasıyım. Aa, Ama, teşekkür ederim, yenilikçilik adına bir çalışma yaptım. Bir yerde işi öğrenmek, bilgi ve becerilerini genişletmek adına, ilerletmek adına İstanbul'da Kurumsal bir firmada yapı yönetim anlamında çalışmalar yaptık. <laughs> Üniversitelerde sunumlar yaptık. Ve buradaki sektörü, İstanbul'daki sektörü neden ben Samsunumuzda Atakum'da uygulayamayayım diyeyim. Canik'te ilk adımda tüm ilçelerimizde neden uygulamaya geçirmeyelim? İdealist olmamızın tek amacı hizmet için beslenen dürüst duygudan geçer. Dolayısıyla artık günümüzde sektörel anlamında yıldızı parlayan bir sektör. Hmm. Bugün bankalarla iç içeyiz ve banka müdürü Suat Bey bu şirketi, bu işi Samsun'umuza tanıtmaya çalışırken, icra ederken keşke ben de sizle birlikte olsaydım. Talepler çok güzel, eleştiriler de çok güzel. Dolayısıyla e, amacımız hizmet etmektir. Sağlıklı, şeffaf, şeffaflık anlamında kendimizin imajını düzgün sergilemektir. Yapı yönetim şirketleri aklıma tabii e sorular geldikçe siz de cevaplıyorsunuz bunları. Tabii. Sadece iş merkezleri ve site yönetimlerini mi kapsıyor? Yoksa e kendisine ait işte 3, 5, 10, 15 tane diyelim gayrimenkul olan bir iş şirket ya da bir şahsın, burada yaşamayan bir şahsın da aynı zamanda e, işlerini takip edebiliyor musunuz? İşte e, ne diyelim e, kiralarının toplanması gibi ki. e, efendim işte bir sitenin ise o sitedeki e, pozisyonunu belirlemek gibi. Buna benzer hizmetler de veriyor mu yapı yönetim Tabii şirketleri? Ki. Şimdi e, çerçevede sadece site iş merkezi yönetimleri yapmıyoruz. Alışveriş merkezleri Samsun'umuzda Artık e, gelişen örnek alışveriş merkezlerimiz mevcut. Evet. Bir koludur. İnsanın olduğu her yerde biz varız. İlla bir projeyi almak gerekmiyor. Vatandaşa yardımcı olmak adına, hizmet etmek adına. Biz şunu söylüyoruz. Bizi bizden değil, hizmet verdiğimiz kat maliklerimizden dinleyin. Güzel. Dolayısıyla... Amacınız belli, idealleriniz belli, İlla o iş merkezinin, o sitenin yönetimini devraltmalı değil. Bir problem varsa bir sitede gelin bizden bilgi alın, yardımcı olalım. Bize İlgendir sitenizi sen. teslim etmeyin, iş merkezinizi teslim etmeyin. Ama bu işin aslında ne kadar e, bilimsel... E, çözülebileceğini, yönetilebileceğini ortaya Tabii. koyan sistemler var. O sistemler konusunda sizi bilgilendirelim. Yardımcı olalım diyorsunuz. Evet. Bu mantıklı. Ee, peki e, bunun dışında kendi firmanız için söylüyorum. Yani bu sektörde bir sektör programı gibi de düşünebilirsiniz işte Samsun'u. Evet. Bir firmanın kendisini kurumsallaştırması için kendisiyle ilgili marka değerini pekiştirmesi için Neler yapması gerekiyor sizce? Genç bir iş adamı olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Öncelikle artık Türkiye'de, dünyada denenen tüm dallarda, ticaret sektöründe aklınıza gelebilecek tüm hamlelerde artık Türkiye'de denenmesi gerekiyor. Teknolojimiz, devlet büyüklerimiz tüm olanakları milletimizle birlikte sağlamış durumda. Biz biliyorsunuz ki yabancıların uzaya fırlattığı füzeleri seyrediyorduk. Ve artık kendi üretimlerimizi yapabiliyoruz. Tamam. Dolayısıyla bu verileri iyi kullanmak gerekiyor. Şu anda günümüzde teknolojik anlamında veriler anlamında Gözde ülkelerden biriyiz. Birkaçına girmiş ülkelerdeniz. Dolayısıyla bu vatanda herkese yenilikçilik adına, kendini geliştirmesi adına tüm olanaklar mevcut. Bunu nasıl yapacaklar? Özellikle şirketler açısından soruyorum. Sizin de bir şirketiniz var. Bir şirket kendisini nasıl dönüştürecek? Nasıl kurumsallaşacak? Rekabet koşullarında şimdi sizin de rakipleriniz var. Rekabeti mesela nasıl algılıyorsunuz ve o rekabette öne nasıl geçiyorsunuz? Firmanızı nasıl kurumsallaştırmayın düşünüyorsunuz? Bunu Samsun çerçevesinde bakarsak rekabet her an her alanda olmak zorunda. Dolayısıyla biz sadece kendimizi düşünmüyoruz. Diğer yapı yönetim şirketlerini de düşünüyoruz. Onlara da faydalı olmak istiyoruz. Onlar, onlardan da öğrenebileceğimiz her şeyin olacağını biliyoruz. Peki yani kurumsallaşmaktan kastettiğim benim şey şu daha doğrusu. Bu işi yapan bu Yapı Yönetim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı olarak evet. işinizde çalışan bütün görevlilerin görev tanımları ortada var mı? Tabii ki. Tabii ki. Sonra sizin kendinize ait biraz önce ifade ettiğiniz çalışmaların tamamını kapsayan bir iş akışı var mı? Tabii bir ki. Bir anayasası var mı ve bu anayasayı evet. hayata geçiriyor musunuz? Kurumsallaşmaktan kastettiğim evet. şey bunlar. Bu evet. yolda, bu yolda ilerlemek adına tabii ki herkesin bir çalışma planı var. Herkesin kendi misyonun üstlendiği bir çalışma raporu düzenliyoruz. Herkes kendi dalında uzman. Dolayısıyla sadece bizim şirket etkilerinin kendini geliştirmesi adına hamle yapması gerekmiyor. Tabii ki. Çalışan evet. bir personelimiz de artık bize kendini olduğu yerde geliştireceği gibi taleplerle gelmesi lazım. Bunun için de işverenin. Tabii Onun ki. önünü açacağı bir e, öğretmenlik sürecini, antrenörlük sürecini, koçluk sürecini, iş ortaklığı sürecini evet. ona e, o etkiyi, o e, zinciri, Tabii elektriği ki. yansıtması gerekiyor. Araştırma. Kastet, Araştırma. Kastet, kastettiğim şey benim o daha çok dediğiniz Hı -hı. gibi. E, konuşmanın içerisinde de belirttiniz e, kendisini geliştirmesini düşündüğünüz kişilere ya da evet. sizin tespit ettiğiniz kişilere de eğitimler vererek onun seviyesini yukarıya taşımak gerekiyor, evet. öyle söylediniz. Peki bunun dışında e, Suat Sandalcı, e, sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde de yer alıyor mu, e, iş yaşamının dışında özel yaşamı var, sosyal yaşamı var. E, Şimdi gerçi çok genç olduğunuz için bütün belki yoğunluğunuzu iş hayatının evet. içerisinde veriyorsunuz ama yine de, sizin de kendinize ait bir özel yaşamınız ve e, sosyal yaşamınız var. Bu dönemleri nasıl geçiriyorsunuz? Ve sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer alıyor musunuz? Hatırlıyorum böyle bir şey yıllar öncesinde. E, bu, i̇sterseniz birazdan onlardan bahsedin bize. Sosyalleşmek adına e, Kıbrıs'tan Samsun'a geldiğimde 2009 yılında bir organizasyon düzenledik. Dedik ya idealimizi aslında bugünümüzün temellerini 2009 yılında attık. Bir Karadenizler gecesi düzenledik. Bu gecemizde Samsun'umuzun çeşitli büyüklerimiz, yöneticileri, yöneticileri kendileri teşvik ettiler ve biz halkımızla, vatandaşlarımızdan buluştuk ama çıkış noktanız galiba kanser ile evet, ilgili vakalara evet. sorunlara dikkat çekmek ve bu konuda yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım, destek vermek destek vermek destek galiba. gecesi düzenlemek bir birliktelik düzenlemek dolayısıyla e, hayata geçirdiğimizde güzel tepkiler aldık bir şekilde şirket yöneticisi olarak neler yapmak istediğimizi halkımıza duyurmak istedik dediniz peki yapı yönetim şirketi lerinin uygulamasını sadece İstanbul'da değil de yurt dışında da görmek için gelecekte planlarınız var mı? Gidip orada da seyahat edip acaba bu işi çok daha iyi noktaları nasıl taşıyabiliriz diye evet. geliştirmeyi kendinizi, işinizi geliştirmeye ile ilgili planlarınız var mı gelecekte? Tabii ki. Şimdi araştırmalarımız neticesinde Amerika'da artık yapı yönetim firmaları bir şubeler kurmuş. Yani şirketin Merkezinin dışında kat maliklerinin gidip aidatını ödeyebileceği bürolar kurmuşlar. Çok merak ediyoruz. Nasipse zaten yakın zamanda inşallah ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Onların ufuklarından yararlanacağız. Neler kapabiliriz? Değişkenlik adına neler Yenimizi kendimize kazanır? Neler koyaracağız? Evet. Çok güzel. Peki şimdi son birkaç dakikaya girdik sevgili Suat. Evet efendim. Ee, senin gibi genç yolun daha başında olan arkadaşlara, kardeşlerinize, genç girişimcilere neler öneriyorsun peki? Şu anda örnek olmak adına konuşalım. Tamamıyla kalpleri bilen Allah'tır. Dolayısıyla ilk önce kalplerinin güzelliğini tamamen hizmet ve çalışmak aşkıyla tutarsalar ve bir idealleri olursa o idealleri yolunda artık Karadeniz'de, Türkiye'de, dünyada bir insan düşündükçe, araştırma yaptıkça bilgi, beceri ve istek de olduğu sürece başaramayacağı hiçbir olay yoktur. İlk önce inanmanız lazım. Başarıya ilerlemede dürüst olmanız lazım. Ve bu dürüstlük karşısında da kendinizi aşmanız lazım. Sadece araştırmak lazım. Günümüz neye ihtiyacı var? Bu sektörlerin ne gibi talepleri var? Bunların iyi odak merkezlerini ölçmek lazım. Ve uygulayacağınız hamleleri de o anlamda kendinizi riske atmadan hayata geçirmeniz lazım. Herkes her şeyi yapabilecek diye bir kaide yok. Her şey olabilirsiniz. Ama insan olmak zor zanaattır. O önemli tabii şimdi işin içerisinde Dünyanın cevaplarını arayıp da bulamadığı bir konu bu. Tabii insan evet. olmak, hele de onurlu ve gerçek bir insan olmayı başarmak çok da herkesin harcı olan bir şey değildir. Evet. Onun için işte edebe sahip olmanız gerekiyor, vicdana, akla, fikre, izana sahip olmanız gerekiyor. Bunu kaybetmiş olduğu için işte şiddet sarmalı ya da ruhun önüne geçmiş olan nefs insanı zaten çürütmeye evet, evet. başlıyor. Bunlar çok apayrı konular ama sanıyorum siz genç arkadaşlarımıza daha çok kendilerine güvenmelerini ayaklarını sağlam yere basarak araştırma yaparak işlerin içerisine girmeleri gerektiğini söylüyorsunuz. ve Biz de teşekkür ediyoruz size. Yolunuz açık olsun. Başarılarınızın Aa. devamını diliyoruz. Ben buradan tekrar şahsınıza, Estağfurullah. televizyonumuza ve tüm Samsun halkına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım. Yine aynı zamanda bizi farklı illerden izleyen büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Teşekkür ediyoruz biz de size. Sağ olun. E, yolunuz açık olsun. Başarılar Ağabey. diliyoruz. Ağabey. E, değerli izleyiciler, Ağabey. işte Samsun programında Suat Sandalcı bizimle birlikte oldu. Çok genç bir kardeşimiz. En az 32 yaşında ama e, işte ilçeleriyle birlikte 1 milyon 200 bini bulan bir. Üstelik de... E, Karadeniz'in incisi Samsun'da 3-4 tane firmanın cesaret ettiği bir konuda taşın altına elini sokmuş e, profesyonel yapı yönetim anlayışını oturtmaya çalışıyor. Onun dikkat çeken özelliği işte bu genç yaşına rağmen bu girişimcilik ruhuna sahip olması. Sektörle ilgili bilmediğimiz alanlara bize açmış olması oldu. E, gerçekten de insanların birbirlerine tahammül etmekte güçlük çektiği e, günümüz dünyasında işleri biraz daha kolaylaştıran bir anlayışın hayatımızın içerisinde yer alması son derece faydalı diye ben de düşünüyorum. İşte Samsun programının bu haftaki konuğu dediğim gibi Suat Sandalcı'ydı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Önümüzdeki hafta efendim Samsun'un nabzı programında bildiğiniz gibi sadece Samsun değil, artık Amasya, Tokat, Sinop ve ilçelerindeki Gelişmeleri de sizlerle birinci ağızdan paylaşmak için o bölgedeki yöneticileri davet ediyoruz. Önümüzdeki hafta da Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar konumuz olacak saat 8'de. 9'da da Nikser Belediye Başkanı Özilek Özcan bizlerle birlikte olacak. İşte Samsun programını 15 günde bir yapıyoruz bildiğiniz gibi. 15 gün sonra işte Samsun programında başka bir işvereni, tecrübelerini sizlerle paylaşması için buluşturacağız. Bizi ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz efendim. Mutlu geceler dileriz.